Arkadaşlar takı tasarım atölyesinden herkese iyi günler. Bugün yine inşallah güzel bir bileklik çeşidimiz var. Düğmeden elde edeceğiz. Malzemelerini ben şu şekilde kısaca tanıtayım size. Şöyle bir zincirimiz olacak arkadaşlar. 200 santim uzunluğunda. Şöyle bir kilidimiz olacak arkadaşlar. Şu şekilde bir tane düğme, herhangi bir düğme olabilir. Ve şu şekilde bakın yakından göstereyim. Şöyle bit dediğimiz 2 veya 3 tane olabilir çünkü kaybetme ihtimali olduğundan dolayı. Şöyle boncuklarımız 4 milimlik. Bu şekilde çelik telimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ben hemen yapımımıza geçelim. Şöyle çelik telimizden yaklaşık arkadaşlar 35-40 santim kadar kesiyoruz. Şöyle taktıralım. Uzun olsun, kısa olmasın arkadaşlar. Çünkü kısa olursa biliyorsunuz olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın elimi biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Evet, malzemeleri geri alayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bitimizi şöyle kestiğimiz çelik telin ucuna takıyoruz arkadaşlar. Ve ardından bu yöntem de güzel bir yöntemdir. Papağanımızı bakın takıyoruz. Ve hemen ardından şu şekilde çevirip ikisinin içine sokuyoruz ve geri çekiyoruz arkadaşlar. Ve ne yapıyoruz? Bunu dibine dayayarak şu şekilde sıkıyoruz. Geri kalan kısmı şey yapmıyoruz arkadaşlar. Geri kalan kısmı kesinlikle kesmiyoruz. Çünkü boncuklarımız içine girecek. Şekilde boncuklarımızı diziyoruz. Tanesini ben size kaç tane olduğunu en sonunda söyleyeceğim. Arkadaşlar çünkü ben de unuttum. Şekilde takalım. Yani bir bilekliğin yarısına gelecek şekilde takacağız arkadaşlar. Evet. Bu kullandığım malzemenin ismi çek kristali arkadaşlar. Eğer bunu almak isterseniz gerçekten güzel bir görünümü var. Fiyatı da çok uygundur. Dizi olarak bakarsanız tabii şehir şehir değişebilir bu. Dizi olarak 5 lira, 6 lira veya 7 lira civarında. Ve arkadaşlar aynı zamanda içinde 99 adet veya 100 adet çıkabiliyor. Bunlar 4 milimliklerin biraz daha fazla olabiliyor. 8 milimliklerin 72 tane kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ve şimdi bunu bu kadar yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle biraz daha takalım. En sonunda sayıların hepsini söyleyeceğim inşallah size. Zaten ölçüler bellidir arkadaşlar yani. Ama yine de söylemekte fayda var. Yere düştü ama sonra alırız artık. Şimdi bunu böyle taktıktan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Düğmemizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu şekilde geçiriyoruz. Pardon, özür dilerim. Ters oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Önden. Yani şuradan takıyoruz. Şekilde taktık ya arkadaşlar. Şimdi bunu şuradan şöyle çıkartıp bir daha yapalım. Şöyle çıkartıp bu şekilde iyice çektiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buna bir tane daha diziyoruz. İki. Şöyle üç. Evet. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar
Buradan bir daha geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Şu şekilde. Evet. Biraz bol bırakalım. Karşı tarafı da düşünmek amaçlı. Evet. Şöyle çektiriyoruz iyice. Çünkü karşıdaki var diye şu. Bu da gelsin diye. Ardından bir daha geçiriyoruz arkadaşlar. Ve yine 3 tane daha. Evet, şu şekilde taktık. Ve bu sefer yine şuradan takıyoruz. Ve çekiyoruz arkadaşlar. Ve tekrar bir daha alttan geçiriyoruz. Bu sefer bir tane daha. 3 adet daha, daha doğrusu. Ve yine bu şekilde öteki delikten geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu deseni almış oluyor. Şimdi iyice çekip bir daha tekrar şuradan geçiriyoruz. Evet, geçirdikten sonra tekrar kristallerimizi dizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, takı tasarım atölyesindeki videoları eğer izlemişseniz çok çok daha farklı modellerimiz de var orada. Yani şöyle bir şey diyelim. Genelde kendi hayal dünyamızı kurcalayarak bir şeyler tasarlamaya çalışıyoruz. Emin olun sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Evet, birkaç tane lazım. Lazım, evet. Şu an arkadaşlar biraz da şu an handa olduğumuz için toplu olarak handa duruyoruz ve bazı arkadaşların sesleri geliyor. Umarım kusura bakmazsınız. Evet arkadaşlar. En son rötuşlarımızı yapacağız. Onlara geleceğiz arkadaşlar. Evet. Şu şekilde yaptıktan sonra bu sefer arkadaşlar yine bit dediğimiz şu malzememizi alıyoruz. Bunu bakın. Ve şimdi şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Ve şuradan bakın geçiriyoruz. Ve bu şekilde tekrar geri çekiyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz ve çektikten sonra bir tanesinden alıp şu şekilde veya iki tanesinden de olabilir. Şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar, bak. Bir taneden geçirelim hadi. Evet. Bu şekilde şimdi çekiyoruz arkadaşlar. Bakın çektiğimiz zaman zaten şu şekilde kendisi geliyor yerine. Gayet sağlam oturuyor. Şimdi burayı şu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın o bit dediğimiz yer var. Yani orayı tutuyoruz ve şu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Pardon, sıkıyoruz. İnsanın bazen kafası karışıyor. Evet, şimdi tekrar şöyle yerine takalım arkadaşlar. En sonunda çıkmış ya bir yer vardı. Onu şimdi keseceğiz oradan. Biraz bol bıraktım ki şey yapmasın diye, çünkü bileğimizi çok fazla sıkmasın diye, yani biraz oynama payı kalsın diye açık söylemek gerekirse.
Şunu çekelim şuradan. Evet. Şimdi o kalan fazlalığı şu şekilde tırnak makasıyla alıyoruz. Evet arkadaşlar, şuradakini de aynı şekilde kesiyoruz. Dibinden kesebiliriz. Zaten bitler çok sağlamdır bakın. Bu konuda. Evet. Ve arkadaşlar en sonunda da şu en sonu açıyoruz. Şurada. Şu şekilde sallantı ucumuzu takıyoruz. Ve şöyle kapatıyoruz. Benim ellerim alışkın olduğu için ben bu şekilde kapatıyorum ama siz isterseniz yani iki pense de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın görünümü bu. İsterseniz kendi bileğimde de göstereyim size, gerçi erkek olmama rağmen yine de size göstereceğim. Bakın şu şekilde bir duruş sergilemiş oldu. Şimdi insan tek başına da takamıyor tabi. Takabilsem. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Yani gül anımsatan bir hali oldu. Arkası da şu şekilde. Arkadaşlar inşallah bugünkü videomuz da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Takı Tasarım Atölyesi'nin videolarına bakabilirsiniz tabi. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Değişik modellerimiz de var orada. Çok daha farklı modellerimiz de var. Bu şekilde yani farklı ürünlerle, yani basit ürünlerle neler yapabiliriz hakkında öteki videolarımıza başvurabilirsiniz arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.